Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben küçükken bu iki kavramın bayramın isminde neden bir arada olduğunu anlam veremezdim. Ulusal egemenliğin ne olduğunu az çok şu şekilde biliyordum. Oy zamanı geldiğinde aile büyüklerim sabahları evden çıkar, ben legolarımla oynamaya devam ederken onlar da tekrardan eve gelirlerdi. Açıkçası çocuklar oy kullanamazdı. O zaman çocuk kelimesi bu bayramın isminde neden yer alıyor? Büyüdükçe ve tarihi anlamaya, okumaya başladıkça, bana çocukken hayatta nefes almak kadar sıradan gelen demokrasinin aslında ne kadar acı ve emek dolu bir geçmişi olduğunu öğrenmeye başladım. Tarihte demokrasinin ilk örneklerini M.Ö. 4. yüzyılda antik Yunanistan'da görüyoruz. Tam da Aristo ve Platon gibi ünlü felsefecilerin, akıllı insanların yaşadığı yer ve zamanda. Teoride bütün yurttaşlar mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahipti. Fakat o günün koşullarına göre kadınlar ve köleler bu haklara sahip değillerdi. Orta Çağ gelindiğinde karşımıza çıkan en dikkat çekici olay, İngiltere'de kralın yetkilerini sınırlayan Magna Carta Libertatum Sözleşmesi'nin ilan edilmesidir. Yıl 1265. Bu dönemde pek çok ülkede demokrasiye benzer çeşitli uygulamalar yapılıyordu. Örneğin İtalya, İskandinavya ve İrlanda'nın çeşitli küçük bölgelerinde demokrasinin temel prensipleri olan meclis kurma ve seçimler yapma gibi olgular yapılıyordu. Fakat yalnızca erkekler ve belli miktarda vergi ödeyenler bu seçimlere katılabiliyordu. 1776 yılında 13 koloninin Büyük Britanya Krallığından ayrılışını ilan eden Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde ise şu sözler yazılıydı. Biz şu gerçeklerin açık olduğu görüşündeyiz. Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Onları yaratan Tanrı kendilerine vazgeçilemez bazı haklar vermiştir ve bu haklar arasında yaşama, özgürlük ve refahın arama hakları yer alır. Bu hakları korumak için insanlar arasında meşru, iktidar hak ve yetkilerini yönetilenin rızasından alan hükümetler kurulmuştur. Herhangi bir hükümet şekli bu amaçları tahrip eder bir nitelik kazanırsa, onu değiştirmek veya kaldırmak ve temelleri kendi güvenlik ve refahlarını sağlamaya en uygun görünecek ilkeler üzerine dayanan güç ve yetkiyi aynı amaçla örgütleyen yeni bir hükümet kurmak o halkın hakkıdır. 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali'nin ardından ortaya çıkan özgürlükçü ve milliyetçi yazarlar ile demokrasi fikri tüm dünyada yankı bulmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nda da son dönemlerde ortaya çıkan ve kısa sürede etkisini yitiren demokratik fermanlar ve meşrutiyet yönetimleri gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok büyük ve kabul edilemez şartlara boyun eğerek çıkan İstanbul Hükümeti'nin yaptığı yanlışı telafi etmek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birçok diğer yetenekli ve vatansever paşaların ve askerlerin gösterdiği üstün bir direniş sonucu dönemin en büyük emperyalist devletleri bozguna uğratıldı. Bu dönemler hakkında Atatürk, Nutuk kitabında şu satırları yazmıştı. Milletimizin güçlü, mutlu ve istikrarlı yaşayabilmesi için devletin bütünüyle milli bir siyaset izlemesi, bu siyasetin iç teşkilatımıza tam olarak uyması ve ona dayanması gerekir. Milli siyaset dediğin zaman kastettiğim anlam ve öz şudur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanmakla varlığımızı korumak, millet ve memleketin gerçek saadet ve refahına çalışmak, genellikle milleti uzun emeller peşinde de yorarak zarara sokmamak, medeni dünyadan medeni, insani ve karşılıklı dostluk beklemektir. İşte tam bu doğrultuda 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş, hem insanlığın hem de Türk milletinin uzun süredir arzuladığı milli egemenlik ilkesi hayata geçmişti. Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmasına karar verdi. Bu tarihten 5 yıl sonra, yani 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başladı. Fakat hala büyük bir eksiklik vardı. Kadınlar hala dünyanın tamamında binlerce yıldır olduğu gibi ülke kaderini belirlemede söz sahibi olamıyor, oy kullanamıyorlardı. 5 Aralık 1934 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu tarihlerde kadınların bu haklara sahip olduğu ve kullanabildiği yalnızca 17 tane ülke vardı. Fransa ve İtalya gibi tarihlerinde çokça demokrasi örnekleri görülmüş ülkelerden bile daha önce Türkiye'de kadınlar milli egemenliğe dahil oldu. Ve son olarak bu bayramın içinde adı geçen çocuklar. Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisan'ları çocuklara armağan etmiştir.
Bugün 99. yılını kutlayacağımız bayramımız kutlu olsun. İçimizdeki demokrasi aşkı ve çocukluk asla kaybolmasın. Kapanışı da önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle yapalım. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnızca bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.